Merhaba sevgili çocuklar, ben Hatice Atıcı. Sosyal 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde Etkin Vatandaşlık Ünitesi'nin eğitsel ve sosyal etkinliklere katılıyorum bölümündeyiz. Konu anlatımını birlikte gerçekleştireceğiz. Eğitsel ve sosyal etkinliklere katılıyorum. Okul, insanın sosyalleşmesinde rol oynayan önemli bir kurumdur. Bu nedenle toplumun genç bireylerine yalnızca bilgi öğretmeyi değil, aynı zamanda hayata hazırlayıcı becerileri kazandırmayı da amaçlar. İletişim kurma, kendini ifade etme, zorluklarla baş edebilme, sorunlara çözümler üretebilme, takım çalışmalarına katılabilme, bu becerilerin başlıcalarıdır. Öğrenciler okullarında çeşitli amaçlarla topluluklar kurarlar. İlgi, istek ve yeteneklerine uygun gördükleri topluluğun etkinliklerine katılırlar. Etkinlikler sırasında demokratik hayatın gereklerini yaparak ve yaşayarak öğrenirler. Başarma, kendine güven, yeni dostluklar kurma, kabul görme duygularını tadarlar. Sorumluluk üstlenmeyi davranış haline getirerek toplumsal hayatta daha özgür ve etkin bireyler olarak katılırlar. Şimdi sizlere eğitsel ve sosyal etkinliklere katılan öğrencilerden etkinlik faaliyetlerini öğrenelim. Ben Ezgi. Okulumuzdaki arkadaşlarımla birlikte Üreten Çocuk adını verdiğimiz bir topluluk kurduk. Topluluğumuzun amacı arkadaşlarımızı sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler olmaya teşvik etmektir. Biz başlattığımız bu hareketle kendin projeni yap, kendin yap, sen de yap gibi sloganları kullanarak okulumuzda okulumuz öğrencileri arasında üretme kültürü yaymak istiyoruz. Böylece toplumumuzda teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten, teknolojinin esiri değil, sahibi olan insanların çoğalmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Üreten Çocuk topluluğunu kurarken ülkemizde ve dünyada giderek yaygınlaşan Maker Çocuk denilen bir hareketten esinlendik. Maker Çocuk hareketine katılan çocuklar okullarında ve özgürce çalışabilecekleri her yerde hayal güçlerini zorluyorlar. Böylece geleceğin teknolojisinin temellerini atıyorlar. Uzmanlar Maker çocukları tüketmeyen, üreten çocuklar olarak tanımlıyorlar. Örneğin bu çocuklar akıllı telefonların şarj cihazlarının kablosu kopunca gidip hemen yenisini almıyorlar. Onun yerine kabloyu tamir ettirip kullanmanın yollarını arıyorlar. Bir yandan da kopmayan kablo adıyla onun yeniden tasarlamaya çalışıyorlar. Maker olmanın temelinde bozmak var. Maker çocuklar olanla yetinmiyorlar. Onu istedikleri şekle sokuyorlar. Oyuncaklarının parçalarını sökerek yeni bir oyuncak yapmaya çalışıyorlar. Genellikle kendi kendilerine öğrenip buluş yapma ve icat etme becerilerini geliştiriyorlar. Benim adım Sevgi. Bu yıl okulumuz bir köy ilkokulu ile kardeş oldu. Ardından da kardeş okul öğrencileri yararına bir kermes düzenlendi. Kermes düzenleme komitesinde gönüllü olarak görev alan öğrencilerden biri de ben oldum. Komite üyeleri olarak
müdür yardımcımız başkanlığında bir toplantı yaptık. Kermeste oyuncak, kırtasiye malzemeleri, süs eşyaları, çiçek, top, tişört, takı gibi ürünler ile çeşitli yiyecekler satmayı kararlaştırdık. Ayrıca ikinci el kitap standı kurmaya karar verdik. Aramızda okulumuz tiyatro kulübü öğrencilerinden biri de vardı. Bu arkadaşımız velilere biletli bir tiyatro gösterisi sunabileceklerini söyledi. Hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra okulumuzda büyük bir kermes düzenledik. 2 gün süren kermeste yardımseverlik duygusuyla hareket eden öğrenci arkadaşlarımızdan ve velilerimizden büyük destek gördük. Satışlardan ve tiyatro gösterisinden elde edilen gelirle kardeş okuldaki ihtiyacı olan öğrenci arkadaşlarımıza kışlık giysiler aldık. Bu etkinlikle dostluk ve dayanışma duygularımızı daha da güçlendirdik. Merhaba, benim adım Cemil. Okulumuzda faaliyet gösteren Okuma Çemberi topluluğunun bir üyesiyim. Okuma Çemberi, öğrencilerin seçtikleri bir kitaptan okudukları bölümlerle ilgili yaptıkları bir tartışma etkinliğidir. Bu etkinliğin amacı öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve onların okuduklarını anlayıp ifade etme becerilerini geliştirmektir. Okuma Çemberi topluluğu olarak ayda bir toplanıyor ve okuma grupları oluşturuyoruz. Öğretmenimizin de yardımıyla okunacak kitapları belirliyoruz ve bir grup üyeleri arasında rol paylaşımı yapıyoruz. Genellikle sorgulayıcı, lider, ressam, anlatıcı, araştırmacı, sözcük avcısı, karakter ustası, gözlemci ve film eleştirmenleri rollerini seçiyoruz. Kitabımızın bölümlerini rolümüze uygun bir bakış açısıyla okuduktan sonra toplanıyor ve bölümle ilgili tartışıyoruz. Okuma ve tartışmaların ardından kitabımızı diğer gruplara anlatıyoruz. Çocuklar, biz de okulumuzda Etkin Vatandaşlık Programı adı altında ayda bir kitap okuyor ve münazaralarını yapıyoruz. Bu okuma çemberi de benim çok hoşuma gitti. Bundan sonra kitaplarımızı okurken bu şekilde sözcük avcısı, sorgulayıcı, film eleştirmenleri adı altında görevler üstlenip okursak sanırım okuduğumuz kitapları daha iyi yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Okuma çemberi etkinliği süresince iletişim kurma, ekiple çalışma yapma ve kendimizi ifade etme imkanı buluyoruz. Ayrıca bölmeden dinleme ve dinlerken göz teması sürdürme becerilerini kazanıyoruz. Sizler de örneklerdeki gibi eğitsel ve sosyal faaliyetlere katılabilirsiniz. Sosyal faaliyetler okulda sınırlı değildir. Okulun dışında da sosyal faaliyetlere katılabiliriz çocuklar. Eğitsel ve sosyal faaliyetlerin faydaları nelerdir? Planlı çalışma alışkanlığı kazandırır, kendimize olan güvenimizi artırır, sosyal becerilerimizi geliştirir, yeteneklerimizi geliştirir, sorumluluk alma becerisi ve demokrasi bilincini kazandırır, sosyal ilişkilerimizde anlayışlı ve hoşgörülü olmamızı sağlar. Okullarda yer alan ve görev alabileceğimiz sosyal etkinlik gruplarına örnekler verelim. Kültür ve Edebiyat Kulübü daha çok kitap ve kitaplıkla ilgilenen, kitap okumayı seven çocukların katılacağı bir kulüp. Müzik Kulübü, müzik aleti çalabilen ya da müzikten hoşlanan arkadaşlarınızın katılabileceği bir kulüp. Resim Kulübü, güzel resim yapan çocukların, resim yapmaktan zevk alan çocukların katılacağı bir kulüp. Folklor Kulübü, ritim duygusu olan ve oynamayı seven çocukların katılacağı bir kulüp.
Satranç kulübü zeka oyunu olduğu için bu kulübe zekasını geliştirmek isteyen çocukların ve sabırlı çocukların katılması gerekir. Sosyal dayanışma kulübü çevresindeki ihtiyacı olan insanlara duyarlı olan kişilerin katılabileceği bir kulüp. Sivil savunma kulübü doğal afetlerde ve olağanüstü durumlarda nasıl önlemler alınabileceğini öğrenmek isteyen öğrencilerin katılabileceği bir kulüp. Gezi, tanıtma ve turizm kulübü çevresini arkadaşlarına ve etrafına tanıtmak isteyenlerin, gezmeyi sevenlerin gireceği bir kulüp. Spor kulübü, her türlü spor faaliyetinden hoşlanan öğrencilerin gireceği bir kulüp. Trafik ve ilk yardım kulübü, çevresine duyarlı, ilk yardım yapmayı öğrenen insanların kullanabileceği bir kulüptür çocuklar. Yeşilay kulübü, sigara ve alkolün gençler arasında yayılmaması için sigara ve alkolün zararlarını bilen, araştıran ve bunu çevresindeki insanlara aktarmak isteyen kişilerin katılacağı bir kulüptür. Kütüphanecilik kulübü, kitapları düzgün bir şekilde yerleştirip okumayı seven insan çocukların gireceği bir kulüp. Kültür Edebiyat Kulübü ile Kütüphanecilik Kulübü kardeştir zaten. İkinci konumuz özgürlük ve bağımsızlık çocuklar. Öncelikle konuyla ilgili bir sözcüklerin anlamlarını öğrenelim. Bağımsızlık yani istiklal. Bir kişi ya da toplumun ekonomik ve siyasi konularda karar alırken başka kişi, toplum ya da devletlerin yönetimi altında bulunmamasıdır. Milli yani ulusal egemenlik. Egemenliğin yani yöneten en üst gücün kişilere veya sınıflara değil, doğrudan doğruya millete ait olmasıdır. Millet yani ulus, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğudur. Egemenlik yani hakimiyet. Millet ve onun temel kişiliği olan devletin yetkilerinin hepsidir egemenlik. Yasa yani kanun, devletin yasama organı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve uygulanması gereken kuralların bütünüdür yasalar. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda mağlup olduğu için Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamak zorunda kalmıştı. Mondros Ateşkes Antlaşması ile topraklarımız işgal edilmiş, ülkenin yönetimi İtilaf Devletleri'ne geçmişti. Bu ortamda Türk halkı bağımsızlığını geri alabilmek için Mustafa Kemal'in önderliğinde harekete geçmişti. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla yeni bir Türk Devleti kurulmuştur çocuklar. Yeni kurulan Türk Devleti'nin ilk amacı yurdumuzu düşmanlardan temizlemek ve bağımsızlığımızı tekrar geri almak olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anadolu'dan seçilen vekiller ile İstanbul'dan Ankara'ya gelen vekillerin katılmasıyla açılmıştır. Böylece halkın seçtiği vekiller ülke yönetiminde görev almıştır. Bu durum ulusal egemenlik yolunda atılan önemli bir adımdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, milletinin özgürlüğünü ve bağımsızlığını her şeyin üzerinde tutan bir liderdi. Onun şu güzel sözünden bağımsızlığına verdiği önemi anlayabiliriz. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Ben yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım diyerek bu konudaki düşüncelerini dile getirmiştir. Özgürlük her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın
kendi isteğince, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumudur. Özgürlüğün dayanak noktası da milli egemenliktir. Hür ve bağımsız olmayan bir ülkenin insanları da özgür olamazlar. Hak ve hürriyetlerini yerinde kullanamazlar. Cumhuriyet kurulduğu günlerden beri farklı zamanlarda çeşitli saldırılara maruz kalmıştır. Bu saldırılardan en sonuncusu 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşmiştir. 15 Temmuz 2016'da milli iradeyi yok sayan güçler darbe girişiminde bulunmuştur. Bu girişim Türk milletinin üstün gayretleri sayesinde başarısızlıkla sonuçlandırılmıştır. Türk milletinin kahramanca mücadelesi sonucu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak tarihe geçmiştir. Çocuklar, hepimize sağlıklı, mutlu, özgür bir ülkede yaşama günleri diliyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.